sorabilirsiniz ama önce benim sorularım tabii ki. Şimdi yarın enflasyon açıklanacak. Dolayısıyla ya enflasyon ne açıklanacağını çok fazla merak etmiyorum açıkçası. İşte önce göstergelerle zaten 99'un üstüne geldiğimiz İstanbul enflasyonundan ortaya çıkıyor. Ben sizin için hesapladım zaten, merak etmeyin. Ne olursa ne olur diye. İşte onun için hiç merak etmiyordum. Sorarım, nasıl öğrenirim dedim. O yüzden soruyorum hocam, ne olacak? Şimdi sene başından beri hani 6 ayın enflasyonu üzerine kullanacak. Çünkü Ağustos'tayız. Eğer İstanbul Ticaret Odası rakamları kadar, yani %4 civarında bir tüketici enflasyonu gelirse, yıl sonunda Merkez Bankası'nın belirlediği %60'ın biraz üzerindeki tüfeği tutturmak için sıkı dur. Ağustos ayı itibariyle %1,5 ile 2 arasında bir enflasyon gerekecek. Şimdi bizi seyredenlerin tasarruflarına sunuyorum. Böyle bir şey mümkün mü diye. Şimdi söyleyeyim. Baz etkisi diye çok fazla Merkez Bankası'nın diline doladığı şeyin de bu şey diyorum. Çünkü yani dayanılacak bir şey değil. Etkisi Eylül ayında sona eriyor. Yani şöyle diyeyim. Ağustos ayında en düşük enflasyonu yaşamışız. Galiba 1.12 ile. Hemen ardından Eylül ayında 1.29. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? 3'ler, 4'ler, 7'ler, 8'ler, aman yarabbim. Yani baz etkisi diye bir şey kalmıyor. Yani negatif çalışıyor baz etkisi. O yüzden Emrah Bey'in dediği gibi, yani %1,5 ile 2 arası enflasyon gelecek ki Ocak'tan Aralık'ın sonuna kadar enflasyon 60'ın biraz üzerine çıksın. O da 63 falan oluyor ya Mine, söyleyeyim. Yani 60 da olmuyor. Şimdi bunu Excel tablosuna dizince eğlenceli hareketler diyorum ben. Bunu bulabilirsiniz. Yani bunun için Emre Alkin'e ihtiyacınız yok. Yani profesör ünvanına da gerek yok. Bunu gayet güzel Excel tablosundan yaparsınız. Şimdi tabii bu açıklanacak olan enflasyon oranının gerçekçiliğini bir kenara bırakıyorum. Ben de sizler gibi kira ödeyen, çocuk okutan, çarşı pazar alışveriş yapan, en kötü benzin alan, değil mi? Yani bir akaryakıt alan, sokaktaki her türlü maliyete katlanan ve sizinle her gördüğü yerde dertleşen bir insanım. Normal bildiğiniz vatandaş. Ben farkındayım tüfe rakamlarının benim hayatımın maliyetini yansıtmadığını. Fakat sade vatandaş Emre Alkin'den bilim insanı Emre Alkin'e geçtiğimizde ise ben mecburen beynelmiler kabul görmüş bir istatistik kurumunun rakamlarına bakarak analiz yapmak zorundayım. İçimi acıtıyor, doğru. Ama yapacak bir şey yok. Dolayısıyla ben ne zaman hayat pahalılığıyla enflasyon farklı şeylerdir dediğim zaman çok kızıyor insanlar bana. Ama ben diyorum ki bu açıklanan enflasyon oranlarını kıssak da buna bakılarak yapılan ücret zamlarının enflasyonu daha yapışkan hale getirdiğini de söyleyip çimşekleri üstüme çekmeyi peşinen göze alıyorum. Yani böyle enflasyonla mücadele olmaz.